Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu akşam Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Biz en son sizinle pazar günü görüştük. Salı Pazarlar Derneği'nin bir etkinliği vardı, onun için oradaydınız ama evet. Sanıyorum sonrasında 15 yıl boyunca Salı Pazarı'nda başkanlık yapmış, belediye başkanlığı yapmış bir üstadın Hasan Düzenli'nin hayatını kaybettiğini öğrendiniz. Geri döndünüz galiba. Bir oradan başlayalım isterseniz. Salı Pazarı Derneği İstanbul'da neler yapıyor? 40 bin kişilik bir büyüklükten bahsediyorsunuz. 20 bin kişilik bir Salı Pazarı nüfusunun dışında 40 bin kişi de dışarıda yaşıyor diyorsunuz. Orada ne kadar sıklıkla bir araya geliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ve ondan bahsedin isterseniz. Öncelikli olarak ekran başında bizi izleyen tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum aracılığınızla. Bu arada Aks TV ve tabi Haber Medya grubunu tebrik ediyorum. Çünkü özellikle son 2 yıldır ve son zamanlarda gerçekten yayıncılık adına ve görsel ve yazılı basın adına çok güzel bir oluşum sağlandı ve Samsun'u temsil eden bir gazete ve televizyonumuz var. Artık bununla gurur duyabiliyoruz. Çünkü tüm dünyanın her tarafından artık gurbetçiler izliyorlar. Bizi bir şekilde aradıklarında Aks TV izlediklerini zaten tanık oluyoruz. Onun için tekrar sizi bir tebrik ediyorum. Yine bu arada son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunlar var. Terör oyunu var. Yani ölen şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah Cenab-ı Allah'ın yardımıyla inşallah bu terör belasından kurtulacağız ve ülkemiz gerçekten güzel günlere kavuşacak. Bir an önce bunu temenni ve dua ediyorum. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Pazar günü İstanbul'daydık. Salı Pazarlar Derneğimiz, İstanbul İstalder Derneğimizin bir kahvaltı programı vardı. Arkadaşlar davet ettiler. Tabii tüm mahallelerin kahvaltı programı vardı ama bugün o pazar günküne özellikle gittik ve pazartesi günde biraz programlarımız vardı İstanbul'da. İkisini bir araya getirdik. Şimdi dernekçilik deyince eskiden sadece kağıt üzerinde ve işte böyle profesyonelce yapılmayan dernek anlayışı vardı ama son zamanlarda özellikle İstanbul'daki Salı Pazarlar Derneğimiz, İstalder olsun, diğer Sultanbeyli Derneğimiz, diğer mahalle derneklerimiz gerçekten İstanbul'da örnek dernekçilik sergiliyor. 2009 yılında kuruldu bu derneğimiz. Ben de o dönem belediye başkanı olmuştum. O günden bugüne derneğimizin gerek fesane etkinliklerine, gerek piknik etkinliklerine, gerek Ramazan'daki iftar programları, diğer futbol turnuvaları yapıldı. Onların finallerini Salı Pazarı'nda yaptık. Yani bir kaynaşma oldu. Salı Pazarları bir araya getirdik. Az önce de ifade ettiğiniz gibi Salı Pazarı'nda şu anda 19-20 bin kişi yaşıyor ama en az 40 bin kişi de bizim gurbette var. İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde ve Avrupa'da. Yani nüfusumuzun en az iki katı dışarıda yaşıyor. Onun için gurbetteki insanlarımızın da işte Salı Pazarı özlemini gidermek için onların da yaptığı faaliyetleri yerinde bulduğumuz için ve kabullendiğimiz için onların etkinliklerinin bir kısmını hepsine katılamasak da katılmaya çalışıyoruz, gidiyoruz zaman zaman. Onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz ve onları gurbette bir nebze olsun rahatlatmaya çalışıyoruz. Onlar sizin yanınızda oluyorlar mı peki? Tabii, yani kesinlikle. Geri dönüşler, evet. Bu görüşmeler, bu kaynaşmalar işte ekonomik anlamda Salı Pazarı'na bir katkı yaratıyor mu? Turizm ögeleri öne çıkan bir yer aslında Salı Pazarı çok da evet. Gündemde olmasa bile. Bunların değerlendirilmesi adına oradaki gurbetteki Salı Pazarlar, yatırımcılar sizinle temasa geçiyorlar mı? Tabii kesinlikle şu anda Salı Pazarı'nda bir tekstil fabrikamız var. Daha önce gurbette olan bir arkadaşımız bir vesileyle geldi. Şu an 400 kişi çalışıyor. Gibi mesela buna yani, bu bir vesile oldu. Yani tabii bunun dışında diğer oradaki esnaf kardeşlerimize, yatırımcılara anlatıyoruz. Salı Pazarı'nda şu yatırımlar yapabilirsiniz. Gelin yardımcı oluruz diyoruz. Onlar da güzel sıcak bakıyorlar. Tabii bu arada gündemimizde dediğiniz gibi ben pazar günü oradaydım. Pazartesi günü akşam 20.40 uçağına biletim vardı ama Salı Pazarı ilçemizde yaklaşık 30 yıl siyasette bulunmuş, siyasetin duayeni ve 15 yılda Salı Pazarı ilçesinde belediye başkanı olarak hizmet yapmış olan değerli büyüğümüz Hasan Düzenli abimizin vefatını sabah 8.30 gibi öğrendim. İlk uçak işte 1:05 geçe vardı. İlk uçakla biraz otelde de olsa Salı Pazarı'na intikal ettik ve cenazesine katıldık. Ben kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmet. Gerçekten ilçemizde 15 yıl güzel hizmetleri oldu. Allah razı olsun kendisine. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Kalanlara, ailesine başta olmak üzere ve tüm ilçe halkımıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Tabii sonuçta Salı Pazarı bizim ilçemiz. Kim bir taş koymuşsa, kim bir çivi çakmışsa hepsinden Allah razı olsun diyoruz ve tekrar Hasan abimizi rahmetle anıyoruz. Biz de rahmetle analım. Değerli izleyiciler, şimdi Salı Pazarı'nın nasıl bir yer olduğu ile ilgili zaman zaman resimler ya da görüntüler izlemiş olabilirsiniz ama biz özel bir çalışma yapıldı Salı Pazarı'nın neresi olduğu ile ilgili. İsterseniz o görüntüleri izleyelim. Sonra başkanlık sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili Başkan, doğa tutkunları için aslında bulunmaz bir yer Salı Pazarı. Çok da güzel bir çalışma yapmışsınız gerçekten. Şelaleleri görüyoruz, kaya mezarlarını görüyoruz. Bir de görüntüleri izlerken Amazonların tapınak olarak kullandığı, bir kale vardı. Evet. Buradan da bahsettiniz. Bunları turizme kazandırma ile ilgili bir büyükşehirle birlikte bir aksiyon planı içerisindesiniz bildiğim. Evet. Büyükşehir Belediye'mizin de katkılarıyla şu anda hem kaya mezarlarında hem bu kalemizde yine o görmüş olduğunuz 85 metre uzunluğundaki şelalede, hemen hemen Türkiye'de çok eşi benzeri az olan bir şelale. Buralarda çevre düzenlemesi, işte muhtelif konaklama yerleri gibi çalışmalar şu anda planlanıyor. İnşallah Salı Pazarı artık yani önümüzdeki yıllarda bir mesire yeri, bir turizm yeri. Gelip insanların dinleneceği, günlük birlik veya konaklayıp gidecekleri güzel bir alan olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim tabiat ve doğa yapımız buna çok uygun. Kesinlikle şimdi. VTR'de de bunu izledik dediğiniz gibi. Ama işte önemli olan bunların insanların keşfetmesi ve bu işin tutkunlarının burayı keşfettikten sonra oraya sürekli gelmeleri işin aslı. Bunu sağlamak için de çalışmalar yapmak gerekiyor. İnşallah. Elimizden geldiği kadar tanıtıyoruz. Biz çalışmamızı yapıyoruz. Peki sevgili başkan, AK Parti Salı Pazarı İlçe Teşkilatı'nın istifa ettiği ile ilgili sosyal medyada da bazı duyumlar alıyoruz. Bu işin içerisinde belki birebir siz olmasanız bile ne oldu da böyle bir şey oldu ya da bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bununla ilgili bilgi verir misiniz bize? İlçe başkanımız ve yönetimdeki 15 arkadaşımız toplu olarak dün akşam itibariyle istifa ettiler. Bundan sonraki süreç artık genel merkezin takdirinde yönetimde istifa eden arkadaşların birine veya herhangi bir başka bir arkadaşımıza teşkilatı kurmakla ilgili bir görev verilecek ve
Süreç bu şekilde devam edecek. Anladım. Olay çok sıcak da detayları yani, zaman içerisinde evet, belki ortaya çıkacaktır ama böyle bir oluşum oldu yani şu anda. Durum var. Bu işi daha çok tabii İl Başkanı Muharrem Göksel'le yani onlarla alakalı evet. Peki sevgili başkan, Salı Pazarı deyince aklımıza biliyorsunuz bir de sel geliyor. Yani sel konusunda ben hatırlıyorum bundan 4 yıl, 5 yıl önce çok büyük bir sel felaketiyle karşılaşmıştık. Ve canlı yayını bağlamıştık sizi o zaman. O zamanki heyecanınızı, yani üzüntünüzü ve çaresizliğinizi ben hatırlıyorum. Son durum nedir? Salı Pazarı'nda bir sel riski, afetle karşılaşılması durumunda bunun üstesinden gelebilecek adımlar attınız mı? 3 ya da 4 tane sanıyorum köprü yapıldı ama köprülerden bir tanesini belki revize ediyorsunuz. Nedir buradaki son durum? Şimdi Salı Pazarı'ndaki sel ile alakalı taşkın hem Salı Pazarı'nı ilgilendiriyor hem de bizim o akan dere, o çay Salı Pazarı'nda 4 tane dere birleşiyor ve termeden denize dökülüyor. Yani Salı Pazarı'ndaki sel olayı ve taşkın olayı sadece bizi değil aynı zamanda termeyi de ilgilendiriyor. Onun için bu sorunu hep beraber çözme konusunda birlikte hareket ediyor termedeki siyasilerle ve belediye başkanımızla. Şimdi Salı Pazarı'ndaki taşkınla alakalı birinci planda baraj yapımı var. Barajın olduğunda bu taşkınlar biraz daha önlenecek. Bu birinci planda. Hem bu barajla baraj yapıldığında Salı Pazarı'nın termenin ve çarşambanın içme suyu sorunu ve bir miktar sulama sorunu da çözülmeye olacak. Hmm. Birinci önceliğimiz bu. Bununla ilgili ben en kısa, en taze bilgiyi vereyim. Şu anda tüm evraklar, dosyalar hepsi hazır. Kalkınma Bakanlığı'na gönderildi. İnşallah yatırım planlama 2016. Yatırım planlamada alındı. 2016 yılında ihale edilebileceğini düşünüyoruz. Nerede? Yani bu sadece Salı Pazarı'nda değil aynı zamanda termeyi de. Tabii termeyi de ilgilendiriyor ve de çarşambanın ve Salı Pazarı'nın ve termenin içme suyunu da ilgilendiriyor. Nerede kurulacak efendim? Salı Pazarı'nın merkezinden hemen 100-200 metre içeride oradan başlayacak suyun tutulması ve bu şekilde hem Salı Pazarı'nda bir doğa harikası manzara ortaya çıkacak. Hem taşkınlar önlenmiş olacak hem içme suyu ve sulama sorunu halledilmiş olacak. Bununla ilgili çok sık Ankara ziyaretleri, seyahatleri yaptık. Yani tabii Kalkınma Bakanlığı'na kadar dosya gitti. Şu an vekillerin de önünde olduğunu takip ediyoruz. Tabii bunun dışında yine Devlet Su İşleri tarafından Salı Pazarı'nda planlanan 3 tane sel kapanı dediğimiz taşkın seli önleyen sel kapanları projesi var. Bunlar da projelendirildi. Bunlar diğer ırmaklar üzerinde, dereler üzerine yapılarak suyun birdenbire geldiğinde ilçeye ve termeye doğru gitmesi önlenecek ve orada bir miktar tutulduktan sonra peyderpey aşağı doğru gelecek ve inşallah selle alakalı kısmı önlemiş olacağız. Yine önemli olan bir kısım daha vardı. Salı Pazarı'nın içinde merkezde 4 tane köprü vardı. 2012 yılında köprümüzün bir tanesi selden zarar gördüğü için o zamanki özel idare bünyesinden ve afetten yapıldı. Yapılmış muazzam bir köprü. Şimdi şöyle bir şey oluyordu. Sel geldiğinde o gelen ağaçlarla beraber bizim köprülerimizin 40 metre genişliği vardı ama 4 tane ortada ayak vardı. O ayakların arası dar olduğu için gelen ağaçlar orada bir nevi bent vazifesi görerek tıkıyordu orayı ve suyun taşkın yapılması oluşturuyordu. Bundan dolayı biz daha önceki yıllarda DSİ'ye işte müracaat yaptığımızda böyle bir tehlike olmadığını düşünmüşlerdi ama en son 2012'de tekrar müracaat ettiğimizde geldiler arkadaşlar sağ olsunlar. Hem orada taşkın önleme setleri, yan duvarlar taşkın önleme setleri yapıldı. Evet, ekranda da gösteriyor. Şu anda inşaatı devam ediyor. Hem de bu Salı Pazarı'nın merkezindeki 3 tane köprünün de ortadaki ayakları çok yakın olduğu için yenilenmesi gerekiyordu. Şimdi bir tanesini 2015 yılında Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan gittik ona. O köprünün biri yenilendi. 12 metre genişliğinde. Çok muazzam. Orta ayağı olmayan bir 30 köprü. Metre uzunluğunda bir köprü yapıldı. Onu hallettik. Şu ekranda görünen değil mi? Şu anda evet ekranda gözüken. Şimdi pardon bu değil. Bir diğeri. Bunu daha önce afette yaptırmıştık 2012 yılında. Bu gözüken köprümüz de inşallah yenisi yapılacak oraya. Şimdi burada şu anda 2 tane köprümüz, şu köprü yapıldı şu anda. Şu anda ekranda gözüken yıkılıp yenisi yapıldı. Şimdi Salı Pazarı'nda 2 köprümüz yenilendi. 2 tane daha köprümüz var. Bir tanesi yıkıldı. Yıkılan köprü şu anda müteahhit firma cumartesi günü sabah itibariyle inşaatına başlıyor, imalatına. İnşallah o da çünkü oranın ayakları çok dardı. 4 tane ayak vardı ortada ve herhangi bir taşkın olduğunda suyun gidişi çok zor oluyordu. O da yapıldığında son 3-4. Köprümüz var. O da inşallah 2016 yılında yapılacak ve hem yandaki duvarların yapımı hem de bu köprülerin yenilenmesiyle beraber ayaklarının da ortadan sadece tek ayakla geçilmesiyle beraber önümüzdeki yıllarda inşallah sel kapanları da yapıldığında artık biz selle alakalı bir taşkın kabus görmeyeceğiz. Hem içme suyu
sorunları halledecek. Hem Termen'in taşkını halledilecek. Hem de orada Salı Pazarı'nda güzel bir manzara ortaya çıkacak. Yani bir taşla, yani tabiri caizse diyorlar, bir taşla iki kuş, biz bir taşla dört kuş birden vurmuş oluyoruz. Hem yürüyüş yolları çıkacak, hem şehrin görüntüsü değişecek, hem içme suyu, hem sulama. Yani hepsi bir arada olduğunda inşallah, hem de baraj da yapıldığında orada bir doğal görüntü ortaya çıkacak ve Salı Pazarı artık önümüzdeki 2017 yılı geldiğinde inşallah çok güzel bir Salı Pazarı. Bu sorunların hepsini 2016 yılında bitecek sonunda inşallah. Devlet su işlerinin değil mi bu iki tane köprü? Tabii devlet su işlerinin, evet. Burada dediğim gibi köprünün beni Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptı. Ona da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü başkanımız ilçemize ayrı bir önem veriyor. İlçemizi seviyor, bizleri seviyor. Hep el üzerimizde. Yani Allah razı olsun. Bugüne kadar hangi mantıklı ve makul istekle gitmişsek hiçbirini geri çevirmedi. Bu ben, anlamda yani Büyükşehir Yasası, bütün şehir yasası sonuçlarıyla, uygulama alanlarıyla zaman zaman tartışılıyor. Siz evet. Memnun musunuz? Neler kazandırdı, neler kaybettirdi? Kazandırdıklarından bahsediyorsunuz. Yani, köylerle olan iletişiminiz, diyaloglarınız nasıl katkısı oldu? Büyükşehir Yasası'yla beraber tabii ki bizim yükümüz arttı biraz. Bizim yani 150 kilometre yol ağımız varken 32 köyümüzde mahalle oldu. Toplam 44 mahallemiz var. Yol ağımız 500 kilometre, 520 kilometreye çıktı 150 kilometreden. Tabii bizim belediye bütçemizde bunu çoksun hepsini başarmamız mümkün değil ama büyük şehrimizin yaklaşık 40 kilometre beton yol çalışması oldu geçtiğimiz yıllarda. 2015 senesinde. 2015 ve 2014 yılında. Yine bu sene ihalesi yapıldı. 40 kilometre daha 2016 ve 2017 yılına planlanmış bir beton yol çalışma programı var. Dediğim gibi biz büyük şehrimizin işte bir meydan düzenlemesi yaptırdık. İkinci bir meydanımızı Büyükşehir tekrar ihale etti. Şu anda kanalizasyonun yapılmasını bekliyoruz. Orada yapılacak. Ha, Büyükşehir Yasası'nın mutlaka eksileri var. Bize tabii ki... Tartışılıyor değil mi bu? Tartışılıyor. Yeni bir gelişme olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Biz vekillerimizle, Sayın Bakanımızla, Genel Başkan Yardımcımızla bu konuyu sürekli görüştüğümüzde yeni bir yasa düzenlemesi olduğunu söylüyorlar. Ve inşallah gelirlerimizde bir miktar artış olduğunda inşallah yani ben bu yasanın daha geriye dönüş olmadığını ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki zorlukları, geçiş dönemindeki sıkıntılar oldu ama... Biz Samsun olarak bu geçişleri çok iyi atlattığımızı düşünüyorum. Çünkü tecrübeli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi vardı. Evet. Planlamaları daha henüz yasa gelmeden önce yapmışlardı birçok planlamayı. Yani şu ana kadar da çok güzel işler yapıldı. İnşallah bundan sonra da bir miktarda gelirlerimiz düzeldiğinde daha da iyi olacağını ben düşünüyorum. Ve daha da güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum inşallah. Peki 2016 bütçeniz 8 milyon TL bildiğim kadarıyla. Bütün şehir olmadan önce Salı Pazarı İller Bankası'ndan ne kadar kaynaklı? Tabii biz o Büyükşehir Yasası gelmeden önce 2014 yılındaki seçime giderken bütçemizi yapmıştık. Daha henüz seçim olmadan 12 milyon lira bütçe yapmıştık. Ama yani öyle bir gelir bekliyorduk. Yani %100 gelir artışı. Çünkü hem nüfusumuz 3 katına çıkacaktı. Bir de o Maliye Bakanlığı'nın gelirler oradaki paylar %2'den %4'e çıkarılacaktı ve bir miktar Büyükşehir'e gitse de biz orada %100 bir artış bekliyorduk ama maalesef 2014 yılında aynen beklediğimiz gibi 5 milyon civarında bütçe oldu. Yarı yarıya biz orada bir hayal kırıklığına uğradık. Tabii bu yıl yine bütçemiz bu şekilde yaptık ama Büyükşehir Yasası ile ilgili bu düzenleme olur. Gelirimiz artar diye düşünüyoruz. İnşallah artar. Yani biz bu sene de bir artış olmazsa biraz daha zor günler bizi bekliyor artık. Daha çok kamu yatırımlarına bel bağlamak durumunda yani onları da takip ediyoruz. Kamu yatırımları şu anda ilçemizde istersen bahsedelim ondan da hazır. Onlardan konuşalım ama önce biraz izleyicilerden de sıkça gelen sorulardan bir tanesi bu. Değerli izleyiciler, Haber Medya grubuna sosyal medya hesapları üzerinden, Facebook ve Twitter hesapları üzerinden sorularınızı Ali Lakgül'e iletebilirsiniz. Bitmeyen bir yol hikayesi, Çarşamba, Salı Pazarı yol hikayesi. Çok sıkça soruluyor. Galiba bitirilemeyecek endişesi de taşıyor vatandaşlar. Toplamda 15 kilometrelik bir yol yapılacak galiba. Bunun 4 kilometresi herhalde yapıldı ama insanlar çok umutlu değiller. Bu konuda da sizden bir açıklama bekliyorlar işin doğrusu. Şimdi de zaten gençlerimizin de biliyorsunuz medyada artık şey konusu olmuştu ama onlara üzücü bir haber vereceğim. Aşkımı, ne diyorlar da orada bir... Aşkımız Salı Pazarı Çarşamba yolu gibi olsun hiç bitmesin diyorlardı ama artık gençlerin aşkı ve Salı Pazarı Çarşamba yolu bitecek inşallah 2016 yılı sonu itibariyle. Çünkü şu anda en son ihaleyi alan müteahhit firma çok ciddi yani burada reklama girmez ama herhalde Çelikler İnşaat diye bu Sinop Gerizli yolunu giriyor, yapan... Mümkünse, giriyor mu? Evet tamam. Söylemeyelim ismi. Yani yapan bir firma çünkü Salı Pazarı'na sıcak asfalt plantini kurup sıcak asfaltını kendi üreten ve oradaki iş makineleri inanın CAT marka kamyonlar var orada. Böyle
Barajlarda çalışan kamyon, ortadan direksiyon olan. Biraz önce arkadaşlarımız gösterdiler. Çok muazzam mesela araçlar. Hiç ben onu bir barajlarda gördüm sadece. Yani böyle bir yol inşaatında görmüyordum. Çok da ciddi çalışıyorlar. Cumartesi, pazar demiyorlar, gece demiyorlar, yağmur demiyorlar, kar demiyorlar. Ama tabii yolun önemli kısmında sanat yapısı çok vardı. Salı pazarı özellikle istikametinden Çarşamba'ya doğru 3-4 kilometrelik kısmında çok yan duvarlar, beton duvarlar yapılması gerekiyordu. Onların imalatıyla uğraştılar. İşte onlar bitti, menfezler bitti. Çarşamba istikametinden bölünmüş yol olarak bir kısım yapılan inşaat kısmı var. Salı pazarından artık Çarşamba'ya doğru yaklaşık 2 kilometrelik kısmı asfaltın tek şeridini döktüler. Yani bana göre zor kısmı bitti diyorum. Bundan sonra daha kolay kısmı kaldı ve 2016'nın yani 10. ayına, 11. ayına veya işte sonlarına geldiğimizde artık çok güzel Çarşamba'dan Salı Pazarı'na 10 dakikada ulaştığımız bir yol. Yani oluşmuş olacak. Dünya standartlarına bir yol. Belki 100 sene daha bir sıkıntı olmayacak. Çünkü yani zaman zaman 3 metre toprağa kazıyıp oraya 3 metre taş dolgu yapılıyor ve üzerine hem kırılmış malzeme, daha sonra sıcak asfalt, üzerine tekrar 5 santim, 10 santim daha, 20 santimden sonra ikinci bir asfalt programı var. Yani yüzyıllar boyu hizmet edecek bir yol yapılıyor inşallah. İnşallah. Ben her şeyde bir hayır vardır diyorum. Belki Salı Pazarı yolu 10 yıldır yapılamadı, bitmedi ama ben bizi izleyen değerli vatandaşlarımızdan artık yani benim bir kabahatim yok ama yine de özür diliyoruz. Bunlara çok eziyet çektirdik ama her işte bir hayır vardır. Geç oldu, temiz oldu. Geç oldu, temiz olacak, iyi olacak diyorum. Salı Pazar adına çok güzel bir... Biraz daha bir sene bir, daha sabredelim. 6-7 ay, 8 ay daha inşallah sabredelim. Peki. Çünkü müteahhit çalışıyor. Allah'tan bir şey olmazsa, bir afet olmasa, bir şey olmazsa inşallah tamamlanacak. Umarım yani biz de 8 ay sonra bu iyi haberi... İnşallah hep beraber orada oluruz. Beraber yürürüz yolumuzu. Doğal afetlerden bahsetmişken kar birkaç ay önce gündemimizdeydi. Evet, yani... Çok da alışık olmadığımız kar yağışları oldu. İç bölgelerde işte Havza tarafında belki buna benzer şeyleri duyuyorduk ama bu sefer Çarşamba, Ayvacık, Salı Pazarı 2 metreyi bulan kar yağışları oldu. Nasıl atlattınız o süreci şimdi acaba? Şimdi Salı Pazarı'nda bizim ilçe merkezinde 70-80 rakım var ama bizim işte en yüksek Tanrıal mahallemizde 1050 rakım, 1070 rakıma kadar ulaşan bölgelerimiz var. Tabii Salı Pazarı merkezine 80 santim yağan, 90 santim yağan kar, Tanrıal mahallemizde yaklaşık olarak 1.80 yani yaklaşık benim boyuma yakın bir kar vardı. Tabii biz 2015 yılında gerek kar mücadelesi için gerekse mahalle yollarımızın yapımıyla alakalı makine ekipmanımızı çoğaltmıştık. Yaklaşık 2 milyon TL'lik bir makine ekipmanı almıştık ilçemize. Kar yağmadan önce biz bir gün önce tabii televizyondan falan izliyoruz, meteorolojinin haberlerini alıyoruz. Makinelerimizi konuşlandırdık hem büyükşehir hem ilçe belediyesi olarak. Kar yağdıktan bir gün sonra işte artık yağma durduktan sonra mücadeleye başladık. Belki geçmiş yıllarda 15 günde 20 günde açılamayan yollar 3 günde 4 günde. Yani ben şundan tabii ki mutluyum. Hiçbir hastamız mağdur olmadı. Hiçbir yerde insanlar sırf yol kapalı diye kardan dolayı mağduriyet yaşamadılar. Ha belki bir günde 2 günde tüm 44 mahallemiz var artı 150 tane yerleşim bölgemiz var. Yani bir mahallemizde mesela Esaçıklı mahallemizin 14 tane yerleşim bölgesi var. Her biri bir mahalle kadar. 5-6 kilometre yolu var. Yani aynı günde 1-2 günde hepsine ulaşma şansınız yok. Ama biz orada makine parkımızın büyük olması, büyük şehrimizde makinelerin... Büyük şehrin özellikle bunu vurgulamak gerekiyor. Sizin haricinizde diğer belediye başkan arkadaşlarımızla da program yapıyoruz. Onlar da çok hızlı bir şekilde büyük şehrin adapte olmasıyla, size katılmasıyla yani çok seri bir müdahale 15-20 oldu. Günde aynı örnekleri veriyorlar. Yani bitecek biz, işleri biz birkaç gün içerisinde bitirdik diyorlar. Ekiplerimiz gece gündüz çalıştı. Arkadaşlarımız sabahın 3'üne 4'üne kadar yani mücadelede bulundular. Oradan ekranlarda onlara tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen arkadaşlara. Yani nereden bir ihbar gelse hasta ihbarı başka bir şey hiç. Hatta kiralık araç da kiraladık. Arkadaşlar yani o Salı Pazarı'nda çalışan özel makineler, iş makinelerini kiralayarak hiç kimseyi mağdur etmediğimizi düşünüyorum ama mutlaka arada ufak tefek mağduriyet olmuşsa mağdur olan kişilerden şu anda sizin aracınıza özür diliyorum. Haklarını bize helal etsinler ama biz inanın hem ilçe belediye çalışanları hem bizler tüm ekibimizle elimizden gelen gayreti göstererek yani vatandaşımızın mağdur olmaması için üzerimize düşeni yaptık. Peki yani kırsalda nedir? Yani köyde yaşayan vatandaşların bütün şehir yasası ile ilgili beklentileri konusundaki düşüncelerine. Valla olumlu düşünceler geliyor. Teşekkür ediyorlar. Beklentileri, şikayetleri var mı? Örneğin kar işte yağdığında yapılan mücadeleden memnun olup bizi arayan, özellikle memnuniyetini bildiren vatandaşlarımız var. Çünkü geçmiş yıllarda da o insanlar o mahallelerde yaşıyorlardı. Belki 15-20 gün, bir ay
Kar eğer erimemişse orada yani yollar kapalı kalıyordu ama Allah'a şükür olsun şu anda öyle memnuniyetleri bildiriyorlar. Su sorunu peki köylerdeki? Tabii köylerde su sorunu biliyorsunuz Saski Büyükşehir'in uhdesinde. Geçmiş dönemlerden birçok bölgemizin suyla ilgili sıkıntısı yoktu. Hatta biz Salıpazarı Belediyesi olarak da bir arıtma yaptık orada. Büyük emek harcadık. O zamanlar yeni şebeke ishala hattı döşedik. Ama %100 sorunlar çözülmüş diyemeyiz. Hala yazın özellikle sıcak dönemlerde suyun az olduğu dönemlerde sıkıntılı olan bölgelerimiz var ama Büyükşehir Belediye'mizin bu konuda hassasiyeti var. Özellikle Yusuf Ziya Yılmaz Başkanımızın benim artık hiç, ilçemde hiçbir mahallede suyla alakalı bir sorun olmasını istemiyorum dediğini ben özellikle biliyorum ama geciken yerler varsa inşallah bunlarla ilgili çalışmalar. Özellikle barajı bekliyorsunuz yani. Barajda hem barajın dışında da sondayla bilmem neyle yani bu şekilde çalışmalarla suya da bir müdahale ediliyor yani. Peki kanalizasyonla ilgili son durumunuz nedir efendim? Salıpazarı'nda bizim aslında belediyenin amatörce yaptığı işte kanalizasyon hattımız var. Şu anda çalışıyor fakat şimdi bir 5-10 sene sonrasına baktığımızda artık bu ihtiyaca cevap vermeyecek ve sıkıntı olacak bir durum olacağı için biz Büyükşehir yasası çıkmadan önce İller Bankası'na müracaat etmiştik. %50 hibeyle kanalizasyonun yenilenmesiyle alakalı. Tabi bu arada yasa çıktı. İş Büyükşehir'e kaldı Saski'ye. Şu anda 18 kilometrelik bir kanalizasyon şebeke ağı Salıpazarı için ihale edildi. Müteahhit firma dün itibariyle Salıpazarı'nda önümüzdeki yarın veya cumartesi gün kazıya başlayacaklar. İnşallah 18 kilometre bu kanalizasyon ishal hattı da yapıldığında altyapı sorunu da çözülmüş olacak. Salıpazarı'nın tamamı için tamamı için ama tabii ki imar olan bölgelerde yapılıyor sadece. Bizim mesela Salıpazarı'nın yakın olup da imar olmayan bölgelerimiz de var. Onlar tabii daha sonra tekrar projelendirilip yeniden belki oralarda yapılır ama şu anda Salıpazarı'nın merkezinde 18 kilometre uzunluğunda bir çalışma yapılacak. Tabii bu çalışma yapılırken de biraz eziyet olacak. Orada halkımız ve esnafımız biraz sıkıntı çekecek ama her güzelliğin bir külfeti var, bir sıkıntı olacak. Şimdiden arkadaşlarımız... Ne kadar peki sürecek bu kanalizasyon çalışması? Yaklaşık bir 8 ay planlaması var ama inşallah daha erken biter veya 8 ayda biter diye düşünüyoruz. İnşallah. Peki ısınma problemi ile ilgili neler yapıyorsunuz? Yani doğalgaz çalışmaları şu anda bildiğim kadarıyla zaten Salıpazarı'nda. Salıpazarı'nda doğalgaz yok ama biz tabii ki Salıpazarı'nda belediye başkanı olduğumuzda doğalgazla ilgili hiç aklımızdan geçmiyordu. Niye? Dedi ki Salıpazarı'nda doğalgaza uyumlu ev sayısı da az. Fakat bugün geldiğimiz ortamda bakıyoruz ki yeni yapılan konutların doğalgaza uyumlu olduğunu ve artık insanların bir şekilde ısınma konusunda doğalgazı tercih talep ettiklerini görüyoruz. Şimdi 2016 yılı itibariyle şimdi bugüne kadar müracaat etmedik ama aklımızda ilk Ankara'ya gittiğimizde artık enerji piyasasına gidip burada Salıpazarı'nda biz doğalgaz istiyoruz. Bizim de böyle bir talebimiz var. Artık insanlarımız bunu hak ediyorlar deyip böyle bir müracaatta bulmayı düşünüyorum. Bugün de ilk defa siz sordunuz. Ben burada ekrandan tüm izleyicilerimize bunu duyurmuş olayım ama şu ana kadar müracaatımız olmadı. Fakat 2016 yılında ben bu konuda bir müracaat yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Peki sevgili başkan şimdi bu sanıyorum 4 ya da 5 sene önce bir tekstil fabrikası. Yine Salıpazarlı bir yatırımcı kardeşinizin yapmış olduğu bir çalışma. Bunun devamı gelecek mi? Buna benzer istihdamı güçlendirecek çalışmalarda yine planlıyor musunuz Salıpazarı'nda? Şimdi Salıpazarı tekstil fabrikamızda şu an itibariyle 400 tane vatandaşımız çalışıyor. Biliyorsunuz asgari ücret de yeni yasayla beraber 1300 liraya çıktı. Gerçekten Salıpazarı ölçeğinde ciddi bir rakam, güzel bir rakam. Yine orada bir fındık fabrikasının yapılmasına daha önce vesile olmuştuk. Ben arkadaşlarımıza buradan başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Yani 100 kişi de orada çalışıyor. Salıpazarı'nda şu anda yaklaşık 500 kişi iş bulma imkanıyla karşı karşıya kaldı ve çalışıyorlar. Tabii yeni bir yatırımcı talep gelirse, yeni bir talep gelirse biz bununla ilgili bir değerlendirme yaparız ama şu ana kadar birkaç talep geldi ama çok ciddi böyle talep gelmedi. Sonuç alınacak bir şey değildi. Peki yani, vatandaşların beklentileri ne durumda? Yani genel şu andaki anlamda iş yeri yeterli gibi gözüküyor. Bakıyorum yani oradan hatta zaman zaman onlar işçi bulmakta zorlanıyorlar ama şu anda fiyatlar biraz daha düzelince asgari ücret fiyatları daha çok talep oldu ve şu an sanki yeterli gibi gözüküyor ama zaman içinde talep olursa işçi işsizlik sorunu ortaya çıkarsa inşallah yeni bir yatırımcı geldiğinde de yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Peki talep nasıl? Gençlerin, annelerin, babaların sizden en çok istedikleri şey şu anda tabii, yine işle ilgili mi? Tabii işle alakalı. Türkiye'nin tüm sorunu işsizlik olduğu gibi Salıpazarı'nda da aynı şekilde ama bizim bu yaptığımız yatırımlar gerçekten büyük ölçüde azalttı. Ha hiç işsizlik sorunu hep çözüldü diyemeyiz ama %80, %75 en azından bir rahatlama oldu. İnşallah. Göç?
Göç şu anda göç vermiyoruz ama yani nüfus artışı da olmamış. Yani geçmiş yıllara göre bakıyorum, kıyaslıyorum da nedense insanlar tam böyle ilçeye dönüş yapıp belki toplu konut mu yapmamız gerekecek veya daha değişik yatırımlar veya turizmle alakalı bir şeyler yapıp bu göçü de geri almamız lazım. Artık İstanbul'daki ve gurbetteki insanları da Salı Pazarı'na geri döndürmemiz lazım. İnşallah bundan sonraki hedeflerimizde de bunlar olacak. Çünkü şu anda Salı Pazarı'nda yine yeni yatırımlarla alakalı, eğitimle alakalı büyük yatırımlar oldu. Neler yapıyorsunuz mesela? Şu anda en son yapılanlardan bahsedelim. Daha önceki zaten yapıldı, onları söylemeye gerek yok. Şu anda ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu 18 derslikli. İnşaatı bitti şu anda. İnşallah Mart ayında yeni sezonu beklemeden okulun oraya taşınması planlanıyor. Gene hemen aynı bölgeye bir lise inşaatı var 18 derslikli. Hemen aynı bölgede yan yana üçü de bir kompleks gibi oldu. Bir kapalı spor salonu. Gençlik Spor Bakanlığı mı yapıyor? Gençlik Spor Bakanlığı yapıyor. Ben buradan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yine okulların yapımında da Sayın Bakanımızın büyük emeği var. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yani Salı Pazarı şu anda bir şantiye gibi. İşte okullar, kapalı spor salonu, köprü inşaatları, yol inşaatı, duvar taşkın önleme inşaatları. İnşallah Salı Pazarı artık kabuğunu kırdı. Yeni bir 2016'nın sonuna geldiğimizde gerçekten daha modern, daha güzel, daha böyle hoş bir Salı Pazarı ile karşı karşıya olacağız. Hele de yolumuz bittiğinde insanlar çarşambadan işte bir veya Samsun'dan kalktığında 45 dakikada Salı Pazarı'na, çarşambadan 10 dakikada Salı Pazarı'na gelerek orada bir mescide yeri gibi gelip akşam günübirlik dönecekler inşallah geriye. O zaman işte orada bu bahsetmiş olduğunuz arkadaşlarımız biraz önce VTR'de de gösterdiler. Kaya mezarlarını, şelaleden bahsediyoruz, bir Karacabey şelalesini. Karacabey. Bunları evet. Bunları, o şelalenin çevresine büyükşehirimiz şu anda bir planlama yapıyor. Orada oturma yerleri ve mescide yerleri alanları ahşaptan böyle güzel. Onunla ilgili bir çalışma var. Kaya mezarlarının olduğu yerde çevre düzenlemesi yapılıyor. Yılbaşı öncesi biraz yapıldı, şu an devam edecek. Yine kalenin olduğu yerde bir düzenleme olacak. İşte Salı Pazarımızın belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, eti ve balığı meşhurdur. Orada 4 tane büyük tesisimiz var. Oraya insanlar çarşambadan, termeden, Samsun'dan sırf böyle günübirlik et balık yemeye geliyorlar, geziyorlar. Orada dinleniyorlar. Yani orada stres atıyorlar. Çok güzel tesislerimiz var. Yolumuz da bittiğinde Salı Pazarı yolu, terme yolu da zaten gündemde. Onu da soracaktım. Yani o da planlandı ama şu anda onunla ilgili bir ihale yapılmadı. İnşallah termeden, işte çarşambadan biz Samsun'dan ve Türkiye'nin değişik yerlerinden Salı Pazarı'na günübirlik de olsa turizmi geliştirmeyi düşünüyoruz. Belki Samsun'a gelen turizm turları günübirlik Salı Pazarı'na gelip destinasyon merkezi yapılabilirse. Yani Salı Pazarı'nı gezip orada işte bir gün bir öğlen yemeği veya bir akşam yemeği yedikten sonra tekrar Samsun'a veya Doğu Karadeniz'e devam etmelerini sağlayacağız. Bununla ilgili. Bu özellikle tabii önemli bir projelerden Dokap'ın aslında Karadeniz yaylalarına bağlantı yapması. Salı Pazarı'nın içinden geçiyor tabii. O yol da bizim oradan geçiyor. Evet. Yani. O önemli olabilir. Onun takip edilmesi gerekiyor. Evet. Ama sanıyorum Büyükşehir'in takip ediyor. Tabii takip ediyor. O bölgede şu anda iyileştirme çalışmaları var. Yani şunu buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bir Salı Pazarlı olarak yani 1-2 yıl daha geçtiğinde artık Salı Pazarı işte bir mescide yeri, bir saklı cennet, işte kapalı, artık kabuğunu kırmış, insanların günübirlik geldiği veya bir gün konakladığı bir bölge haline gelecek ve Salı Pazarı'nda belki gurbetçilerimiz gelip orada arazisi olanlar, bahçesi olanlar orada bir ev yapıp, bir inşaat yapıp orada belki emekli yine orada tadını çıkararak yaşayacaklar. Çocukları veya torunları onların yanına seve seve yazın bir ay, iki ay gezmeye gelecekler. Onun için Salı Pazarı gerçekten gelecekte birkaç sene sonrasında kabuğunu kırıp kırmaya çalışacak. Yani, peki bu anlamda yeni yerleşim birimlerinin oluşması adına yani kentsel planlamalar tabii çok katlı değil de böyle yatay sizin coğrafyaya da uygun aslında dağ turizmini de yani bu anlamda yayla turizmini canlandıracak şeyler yapılabilir belki. Bizim düşüncemiz bu anlamda en olması gereken bana göre bir kere Salı Pazarı Çarşamba yolu bitmesi lazım. İnşallah bu sene bitiyor. Ondan sonra biz 32 yani toplamda 44 mahallemizin yollarını iyileştirdiğimizde şimdi bugün ben bir esnaf arkadaşa uğramıştım. Orada konuşurken Tanral mahallemizden olduğunu söyledi. Dedim ki bak epeydir zamanı Salı Pazarı'na gelmemiş 3 yıldır. Belki şu anda bizi izliyordur. Eğer yıl sonu itibariyle dedim yol bitti dedim. Samsun Canik bölgesinde oturuyorum. Oradan kalktığında dedim sen 1 saatte Tanral bölgemize gideceksin. Ya abi ne diyorsun ben 2 saatte gidiyordum. Yok dedim 1 saatte. Yani şimdi insanlar yolun bitmesine yol medeniyet için. Yani yol bittiğinde Salı Pazarı şey çarşamba gidiyor. Yolu bittiğinde Salı Pazarı'nın içindeki mahalle yollarımız yapıldığında düzgünleştirildiğinde insanlar
Yani o zaman oraya bir yazlık ev oturmayı da, Samsun'da oturan bir esnaf bile, bir kardeşimiz bile Salıpazarı'nda bir arazisine evini yapacak. Gelip orada cuma günü akşamdan gelip belki cumartesi pazar kalıp pazar günü akşam dönecek geri. Niye? Ulaşımı rahat, bir saatte geldiği bir ilçeye niye gelmesin yani? Çok önemli işte dediğiniz gibi yolla ilgili. Peki, o da bizim ilçemize ekonomik katkı yapacak. Ekonomik onun katkı yani Salıpazarı'nın kalkınmasını sağlayacak. Dışında bir de mesela kültürel faaliyetleri hayata geçirme konusunda evet. Belki yolda önünüzde bir engel çok olarak önemli. Salıpazarı çarşısı olduğu için çok önemsiyoruz. Oraya taşımaya çalışmak, kültürel faaliyetler konusunda neler yapıyorsunuz bilemiyorum ama işte Samsun'a gelen grupların ya da kültürel etkinliklerin Salıpazarı'nda da hayat bulması yine yola bağlı anladığım kadarıyla. Yani yola bağlı. Şimdi bugün Samsun'daki bir turizm grubuna hadi Salıpazarı'na gelin bugün sizi ağırlayalım diyemiyoruz. Çünkü o yola gelip giderken insanlar eziyet çekeceğinden diyoruz ki tamam şu anda biz bunu davet etmeyelim ama inanın yolumuz bittiğinde ben şimdi çarşambadan 10 dakikaya düştüğümde Salıpazarı yolu Samsun'dan 45 dakikaya düştüğümde o zaman daha çok turizm gruplarıyla irtibata geçerek gelin kardeşim bir sefer getirin turizmi buraya. Eğer insanlar memnun olmasa bir daha getirmeyin diyeceğiz. Yani o kadar garanti vereceğiz. Özellikleri taşıyorsunuz. Peki yani. Çevre duyarlılığı konusunda neler yapıyorsunuz belediye olarak? Yani katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, işte gürültü kirliliği ya da çöplerin yerlere atılmaması konusunda. Bir kere temizlik konusunda Salıpazarı'nda iddialıyım ben. Yani oradaki çalışan arkadaşlarımıza burada huzurunuza teşekkür ediyorum. Çok ciddi temizlikle alakalı çalışmalarımız var. Yani personelimiz, yeteri personelimiz var. Daha önceki yıllarda Salıpazarı'nın çöp kamyonu yola gitmiyordu. Yani giderken dökülerek çöp götürüyordu. Şu anda biz de iki tane sıfır çöp toplama aracı aldık bakanlığımızdan. Hibe aldık bunları. Salıpazarı az önce izlediğimiz VTR'de o halı sahanın olduğu yer, suni içim sahanın olduğu yer çöp toplama merkeziydi. Yani Salıpazarı'nın tam ortası. Hani göbeği derler ya, tam yani göbeğinde. Yani katı atık. Katı atıklar orada toplanıyordu. Şu anda çarşambaya taşıyoruz biz bunları araçlarımıza. Yani çevre duyarlılık ama şu anda şöyle bir sıkıntımız var. Salıpazarı bir şantiye gibi. Karayollarının çalışması, DSE'nin çalışması ve diğer müteahhitlerin işte o beton yol çalışmalarından dolayı orada bir sıkıntı var ve yollar tabii ki bu araçlar giderken de yollarımızı bozuyorlar. Çok rahat bir gürültüsüz bir Salıpazarı demiyoruz, iddia etmiyoruz ama şu çalışmalar bittiğinde, işte yollar yapıldığında, ana yol yapıldığında, DSE'nin çalışmaları bittiğinde bir de kanalizasyon altyapısı yapıldığında o zaman biz biraz daha kendimizi daha güzel bir Salıpazarı demeye yerimiz olacak ve bunun için de bir veya iki yılda en fazla zamanımız var. İnşallah bunu da artık biraz da sabredeceğiz diyorum yani. Peki bir de çok güzel bir kaleden bahsettiniz. Yine Büyükşehir galiba orada bazı evet. çalışmalar yapıyor. Buranın bir turizm ögesi olarak hayata geçirilmesi biraz daha zaman alacak mı? Şimdi kalenin olduğu yer şöyle, yani belli bir yoldan sonra gidiyorsunuz, orada bir yürüme mesafesi var. Şimdi doğa turizmi yapmak isteyenler oraya geldiğinde bir 20 dakikalık bir yürüyüş yolu var. Kalkıp buradan bir vatandaşımız geldiğinde arabasını bırakacak oraya. 20 dakika hem daha spor yapmış olacak. Hem o kale orayı Amazonların tapınak olarak kullandığını söylüyorlar M.Ö. 700. yılda. Şimdi biliyorsunuz Amazonların Terme bölgesinde yaşadığı söyleniyor ama Salıpazarı'nın o kalenin olduğu yer Terme'ye bağlıydı daha önceden. Biz ilçe olmadan önce Terme'ye bağlıydık. Evet. Ben de şöyle diyorum, Terme'deki Amazonlar, yaşayanlar, işte Terme'de belki orada konakladılar ama oraya da tapınak olarak geldiler. Çünkü Terme'nin bir o zaman mahallesiydi orası. Bundan dolayı işte buradaki turizme de hem katkısı olacağını, hem Salıpazarı turizmine hem de Terme turizmine katkısı olacağını düşünüyorum. Orada da Büyükşehir'imiz tarafından bir çevre düzenleme çalışmaları planlandı. Bir miktar yapıldı 2015 yılında, 2016'da. Devam edecek inşallah. Yani davet ediyorsunuz ama özellikle şu 8 aylık süreçten sonra herkesi daha yoğun bir şekilde. Yani ben şu anda tabii herkesi yine bugün de davet ediyorum ama 8 aylık şu özellikle yol ve çevre düzenleme çalışmalarımız bittiğinde daha çok davet edeceğiz inşallah. Daha çok etkinliklere katılarak Salıpazarı'nın tanıtımına katkı yapacağız ve gelenler de hakikaten bir Avrupa belki kentine geldiğini düşünecekler. Şu anda biz de bir meydan yaptık gerçekten. Az önce VTR'de gördüğünüz gibi orada değişik bir hava oluştu. Şimdi diğer meydanda yapıldığında, yolda yapıldığında orada ırmak, dere ıslahı da yapıldığında, köprüler yenilendiğinde değişik bir havayla. Butik bir ilçeye gelmiş gibi olacak. Yani öyle olacak. Öyle zaten tamam. Değerli izleyiciler, arkadaşımız Berati'ye özellikle o hava çekimlerini yeniden can bizim izletebilsin. Evet, en son çıkarken yine o VTR'yle çıkacağız. İzleyicilerimiz izlesin tamam. istiyorum onu da. Gerçekten de çok özel bir yer Salıpazarı. Onu da bir arkadaşımız, bizim bir yeğenimiz var. Onur Akdağ'a teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Genç bir arkadaşımız, çok sinema işine meraklı.
Daha henüz üniversitede okuyor ama bu işlere çok eli yatkın. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Tanışmıştık onunla, evet, hatırlıyorum. Doğru, evet. Peki sevgili başkan, bunun dışında Salı Pazarı'nda genel hava nedir? Yani insanların moralleri nasıl? Bu son dönemlerde yaşanan olaylara bakış açısı nedir? Genel hava nedir yani? Bundan bize bir haber verir misin? Ya Salı Pazarı'nın şu andaki konumu itibariyle biliyorsunuz. %80-85 gelirimiz bizim fındıkla alakalı. Şimdi şu anda fındık tabii bir 10 lira civarında bir fiyatı var. Daha önce bir yer 13-14 liraydı. Geçen sene 20 liraydı. Ama Allah bereket versin yine. Eğer fındık inşallah şöyle bir sıkıntı olmaz. Yani bu Şubat ayı biraz sıcak geçiyor. Önümüzdeki Mart ayında herhangi bir sıkıntı olmasa tekrar rekolte iyi olduğunda insanlarımız bir kere ekonomik olarak bir sıkıntısı olmayacak. Bu önemli bir konu. Bunun dışında Salı Pazarı insanı henüz daha böyle baktığımızda Anadolu insanının oradaki yansımasını görüyorsunuz. Bizim insanımız muhafazakar ve milliyetçi insan Salı Pazarı'nda. Tabii vatan millet bayrak sevgisi ön plana çıkıyor. Güneydoğu'daki ve Türkiye'nin değişik yerlerindeki terör olaylarını hiçbiri tasdim etmiyor. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, ister MHP'li olsun, ister CHP'li olsun, ister AK Partili olsun, hiçbiri tasdim etmiyorlar. Gerçekten terör konusunda bir araya gelebiliyoruz. Yani terör lanetleme konusunda ve teröre işte karşı bir arada olma konusunda. İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor diyorum. Çünkü şu anda hükümetimizin terör konusunda kararlı bir adım attı. Bunun dönüşü yok. İnşallah terörün kökü kazanana kadar bu mücadele devam edecek. Ben tekrar buradan terörden ölenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Anlara Cenab-ı Allah cennet mekanı versin diyorum. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Kalanlarına, tüm ülke halkımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ama Salı Pazarı ilçe halkı dediğim gibi insanlarımız orada daha böyle Anadolu insanı derler ya, Anadolu kokusu böyle biraz daha bakir bir yer Salı Pazarı. İnsanlar birbirini seviyorlar orada. Böyle çok böyle sıkıntılı bir durum yaşanmıyor. Güzel de işte fındıktan dolayı gelir olarak da son 1-2 yıldır, geç önceki sene yandı ama bu sene rekoltemiz iyiydi. İnşallah bu sene bir sıkıntı olmaz ve insanlarımızın yüzü güler. Ve çünkü Salı Pazarı insanın AK Parti'ye %80 oy verdi. Kasım seçimlerinde. Teşekkür ediyorum tüm halkımıza, verenlere de vermeyenlere de. Bu da neyi gösteriyor? %80 oy vermiş olması Salı Pazarı insanların memnuniyetini gösteriyor. İnşallah bizim çalışmamızdan, hükümetimizin çalışmalarından memnundur. Daha da bundan sonra memnun olmaları için biz elimizden geleni yapıyorsunuz. Yapacağız. Bir de şu yolu şu yolu tamamlayıp bitirdiğiniz zaman her şey galiba İnşallah. Daha iyi olacak. İnşallah. Peki başkan, çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna mı geldik? Ne çabuk. Evet, programın sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Arkasından Yeşim Gürsoy, Alvin Der başkanı konuğumuz olacak. Ama VTR'mizi tekrar göstereceğim. Evet, son çıkışta özellikle yani, Salı Pazarı'nın o hava çekimlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar sizleri tebrik ediyorum. Aks TV ve Haber Medya Grubu olarak gerek yazılı basında gerek görsel basında Samsun'umuzu ve bölgemizi güzel bir şekilde temsil ediyorsunuz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Tüm halkımıza buradan tekrar saygılar, sevgiler, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her şey Salı Pazarı için, her şey Samsun için, her şey Türkiye için diyoruz. Tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, D-Smart 155. kanal ve Teledünya 131. kanal üzerinden yayınlarımızı TürkSat'ın haricinde izleyebiliyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz dediğim gibi. Arkasından Alvin Der Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Gürsoy konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın efendim.